Anadolu Selçuklu Devleti zamanından günümüze kadar gelen halı dokuma sanatı Muğla'nın Bodrum ilçesinde devam ettiriliyor. Bodrum'a bağlı olan Etrim köyünde dokunan halılar kırlara, prenslere ve dünya yıldızlarına satılıyor. Yurt içi ve yurt dışında satılan el emeği göz nuru halılar yabancı turistler tarafından da yoğun ilgi görüyor. Bitkilerden elde edilen kök boyasıyla yapılan ve 1000 lirayla 500 bin liraya kadar satılan halıların bazılarına ise paha biçilemiyor. Etrim köyünde 2500 yıldır anneden kızına geçen halı dokumacılığını yeni nesil devam ettirmeye çalışıyor. Ailesinin dokuduğu halıları pazarlayan ve Anadolu'nun birçok bölgesindeki halıları gün yüzüne çıkaran Engin Başol halı dokuma sanatını genç nesile öğretmek için kolları sıvadı. Hayatım. Atma içine sen beni der. Bundan kahverengi renk çıkıyor. Cevizin kabuğu bu. Ceviz kabuğundan. Çok güzel renk çıkıyor bundan. Biz saman ederiz, siz hafif sarı dersiniz ona. Evet. Bundan da çok güzel renk çıkıyor. Dur teyzem, tut öyle. Tut. Ağır bu. Halk Eğitim Merkezi ve Karaova Derneği işbirliğiyle gençlere halı dokumasını öğretmeyi planlayan Engin Başol, halı dokuma sanatının bitmek üzere olduğunu söyledi. Benim ailem 1980 yılında başlıyor halı ticaretine. Dünyanın her yerine pazarlıyoruz. Dünyanın birçok ülkesinden ziyaretçiler geliyor. Sadece satın almak için değil, bu kültürü tanımak için, bu el sanatlarının nasıl yapıldığını öğrenmek için de geliyorlar, ziyaret ediyorlar bizi. Kaç zamandır siz kuşaktır. Kaç kuşaktır bu tarihi olayı anlatır mısınız kısaca? Şimdi halıcılık çok eski bir uğraş. Yörüklerin başlatmış olduğu bir uğraş. Zannedersem 2500 sene olduğu düşünülüyor. Bunu kanıtlayan tabii halılar da var. Şu anda dünyanın farklı müzelerinde sergilenen. Yörükler kendi hayatlarını kolaylaştırmak için halı dokumacılığına başlamışlar. Önce kilim yapıyorlar, sonra halıya dönülüyor ve günümüzde de bu dokunan halı ve kilimler vazgeçilmez dekoratif ürünler. Dekoratif ürünler. Biz aile olarak, ben ikinci jenerasyonum, benim babam 1980 yılında başlamış. Öncesinde tabii benim annem, babaannelerim, anneannelerim, bütün aile kadınları halı dokumuşlar. Kendi çeyizleri için ve satıp gelir elde etmek için dokumuşlar. Ama şu anda maalesef benim kız kardeşim çok iyi halı dokumasına rağmen dokumayı bırakmış durumda. Biz bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu tezgahların evlerden dışarıya atılmasını engellemek için ya da atılmış tezgahları tekrardan evlere kurdurmak için çalışmalar yapıyoruz. Bunlarla ilgili halk eğitim aracılığıyla kurslar açıyoruz. Aynı zamanda kurmuş olduğumuz Karova Derneği'yle de bu konuya destek veriyoruz. Halıcılığın daha iyi, halıların daha iyi pazarlanması için çalışmalar yapıyoruz. Ve kadınların tekrardan bu işe dönmelerini sağlamak için mücadelemiz devam ediyor. Anneniz herhalde dokuyor şu anda halını. Annem dokuyor. Anneannem de devam ediyor. Anneannem şu anda bırak dememize rağmen ben dokumayı bırakırsam çabuk ölürüm gibi bir iddialı cümle kullanıyor. O kadar da hayatının içine işlemiş.